Değerli izleyenler Tokat TV ve İlke TV olarak Tokat'ın nabzını tutmaya devam ediyoruz. İl başkanları, belediye başkanları ve ilçe başkanlarından sonra dernek başkanlarında namzını bu ekranlarda sizlere ulaştırıyoruz. Bugünkü durağımız Tokat Balkan Türkleri Derneği Başkanı Yavuz Erdemle birlikteyiz. Sayın Başkanım e, öncelikle davetimizi kırmadığınız, e, kabul ettiniz. Teşekkür ediyoruz kanalımız hakkında. E, kendinizi tanıtaraktan e, faaliyetleriniz hakkında bizlere bilgi verir misiniz? Mustafa Bey öncelikle derneğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de Tokat TV ve Tokat İlke TV ailesine teşekkür ediyoruz. Sizlerin de yayın hayatında başarılar diliyoruz. Siz Tokat'ımıza ve bölgemize bir soluk, bir heyecan, bir nefes getirdiniz diye ben görüyorum, hissediyorum ve bunu da e, gözlemliyorum. İnşallah sizin de yayın hayatınız uzun soluklu olur. Sizin de yayın hayatınızda başarılar diliyorum tekrar. Ömrünüz uzun olsun diyorum. Sizin gibi değerli televizyon kanallarına, şahıslara bu ülkenin, bu tokatın ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Çünkü neden? Toplumun nabzını sizler kamuoyuna iletiyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Siz daha e, tabiri caizse toplumun bir nefes alma borusu gibisiniz benim bizim gözümüzde. Tekrar teşekkür ediyorum. Tokat ben Yavuz Cemiler'den veteriner hekimim. Tokat Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Tokat İl Başkanlığını yürütmekteyim. 8 yıllık bir geçmişimiz olmasına rağmen bugün Allah'a şükürler olsun. Ne kadar şükür etsek azdır. Derneğimiz bugün binlerce insanıyla yol yürümeye devam ediyor, başladı, devam ediyor. birçok ilklerin altına derneğimiz, yönetim kurulu ve derneğimiz imza atıyor, imza atmaya da devam ediyor. Biz buradan sizin huzurunuzda tüm bize gönül veren şahsi gönül dostlarıma, derneğimizin üyesi, üyelerine, istişare kurulu üyesi arkadaşlarımıza, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Biz de ne yapıyorsak, neler başarıyorsak hep beraber bir arada olduğumuz için bunu başarıyoruz. Hepsine tekrar sizden huzuruna sonsuz kere teşekkür ediyorum. Bizim bu çıktığımız yolda, kurduğumuz dernekte bizi yalnız bırakmadıkları için. Biz Tokat Balkan Türkler Derneği olarak Tokat'ta ilk ve tek olan bir şeyin altına imza attık Mustafa. Bunu şöyle kısaca özetlersek 2018 yılının Ekim ayında askeri tören eşliğinde Cumhuriyetimizin bahanesi ve hem hemşerisi olmaktan onur ve gurur duyduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istir istirahat kağığı olan Ant Kabire e, askeri tören eşliğinde çelengimizi bıraktık. Onun akabinde milli e, Misaki Milli Kulemize gittik. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin arşivinde yer alan anı defterimize, atamıza, cumhuriyetimize, demokrasimize, ülkemize olan bağımlılığımızı beyan ettik altında imzaladık ve Tokat Balkan Türkler Derneği şu an devletimizin arşivinde onurlu bir şekilde yerini aldı. Bunu yapan bizim tahminimize göre, araştırmamıza göre Tokat'taki ilk ve tek siyasi e, STK olma özelliği bizi daha da ziyadesiyle onurlandırdı ve gururlandırdı diye düşünüyorum. Bizler bunun akabinde biz buradan uzun uzadıya Mustafa Bey Yaptığımız pikniklerden, yurt içi ve yurt dışı gezilerden uzun uzun adlıya bahsetmemize gerek yok. Sizin derin ve seyircilerimizin kıymetli vakitlerini almamıza gerek yok. Bizler dedik ki Tokat'la kurduğumuz Tokat Balkan Turlar Derneği bir coğrafi bölgeyi temsil ediyor. Bu Balkanları temsil ediyor. Bizler Balkanların Senal Bölgesi'nden gelen insanların oluşturduğu bir dernek burası. Büyük bir çoğunlukta. Biz dedik. Tokat'tan Anadolu'ya uzanan, Anadolu'dan da Balkanlar'a uzanan bir gönül köprüsü olmak istiyoruz dedik. Sadece kendi kabuğunda eee faaliyet e, denekleri faaliyet yapmaktansa ulusal ve uluslararası bir e, arenada yer almak istiyoruz dedik. Biz bunu nasıl yapalım dedik? İlk önce Balkanların tüm ülkesinde Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya e, gibi ülkelerde resmi derneğimizin resmi temsilcilerini önce görevlendirdik ve atadık. Şimdi o, bu saydığımız ülkelerin hepsinde Buna sizin huzurunda teşekkür ediyorum. Resmi temsilcilerimiz var. Derneğimizin bayrağını orada şerefli bir şekilde dalgalandırıyorlar. Azerbaycan'da, Kafkas bölgesinde Azerbaycan'da da temsilcimiz var. İran kuzeyinde temsilcimiz var, temsilcilerimiz var. Suriye'nin kuzeyinde temsilcilerimiz var. Bunları yerleştirdikten sonra teşkilat yapımızı tamamladıktan sonra uluslararası bir dergi çıkarttık. Mustafa Bey, bunu sizin ekranlarınızdan da şerefli bir şekilde, onurlu bir şekilde, gururlu bir şekilde gösteriyoruz biz. Kız dergimiz. Bu 3 say üçüncü sayımızı çıkarttık geçen hafta. Bu şu an itibariyle Mustafa Bey, Balkanların tüm ülkesinde, Kafkaslar'da, Azerbaycan'da, İran kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde temsilcilerimizin aracılığıyla oradaki soydaşlarımız elinde şu an okunur bir vaziyette. Bakü'ye gitseniz bu dergimizi göreceksiniz. Balkanlar'da Saraybosna'ya da gitseniz göreceksiniz. Yunanistan'ın Selanik kentine gitseniz de göreceksiniz. Bu onur. Tokat Balkan Türklerin Derneği'nin olması hasa bile sayımızda Tokat Kızılama diyoruz ve Tokat ilimizin de bir nevi turizm ve kültür elçiliğini yapıyoruz. Bundan dolayı da müteşekkiriz, onurluyuz ve gururluyuz. Burada dergimizi bir yılın yeni doldurduğu ikinci yılımızın başında olmamıza rağmen, üçüncü sayımızı çıkartmamıza rağmen Allah'a ne kadar şükür etsek azdır. Tüm temsilcilerimiz aracılığıyla soydaşlarımıza ulaştırıyor, şahsi dostlarımız, gönül dostlarımız ilim ülkemizin değişik illerindeki yer alan bizim dostlarımız bunları sahiplendi kabullendi. Şu an hemen hemen ülkemizin 40-45 ilinde ufak veya büyük ölçekli oradaki soydaşlarımızla da hemşehrilerimizle buluşmaya başladı. Bu onur tokatımızın, derneğimizin diyoruz. Başkanım peki ilgi nasıl? Ya da şunu da söylemek istiyorum. Kızıl Elma dergisi nasıl bir doğuş hikayesi oldu? Evet. Bu fikir nasıl çıktı? şu anda kaç adet basılıyor, neler yapılacak bundan sonraki şey sayılarda devam edecek mi? Mustafa Bey, kız elma biliyorsunuz Türklüğün bitmeyen hülyası, rüyası, hedefi ideali. Hepimiz Türk olduğumuz için bize Balkan Türkleri diyoruz. Bizim de hedefimiz, idealimiz kız elma diyoruz. Neden kız elma? Tüm Türk coğrafyasında bizim dışımız olan Balkan coğrafyasında Türklerimizi, Kafkaslar'daki Türklerimizi, Suriye'nin ve İran kuzeyindeki Türklerimizi, soydaşlarımızı tek çatı altında toplayabilme ülküsü var bizde. İnşallah bunu başarabiliriz. Başaramasak da önemli bir yol kat edeceğimizi tahmin ediyorum ve inanıyorum. Kızılama dergimizle beraber biz bunun ışığını görmeye başladık. Allah ne kadar şükretsek azdır. Düşünebiliyor musunuz? Hiç tanımadığınız bir insan Balkanların Kosova bölgesi, Kosova ülkesinden, Pristina'dan, Batı Trakya'dan, Gümülcine'den, Bulgaristan'dan, Şumlu'dan, Balkan'ın her coğrafyasından bizleri arayan soydaşlarımız var. Bizlerin varlığından haberleri var ve bizlerle irtibat haline geçiyoruz. Sosyal medya üzerinden, internet üzerinden. Bu bize onur ve gurur veriyor. Demek ki diyoruz, yaptığımız icraatlar, yaptığımız faaliyetler yerini buluyor, yerine ulaşıyor. Biz bu ziyaresiyle memnun oluyor. Şu an dergimize Kızılma dergimize gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok memnunuz. Allah'a ne kadar şükresek azdır. Tokat gibi bir An Anadolu mütevazi şehrinden bu dergiyi e, oluşturup basımını yaptıktan sonra Balkan'ın tüm coğrafyasına gönderebilmek, ülkemizin hemen hemen 40-45 iline gönderebilmek, Azerbaycan'ın Azerbaycan'a, e, Suriye'nin kuzeyine, İran kuzeyine gönderebilmek Müthiş bir enerji ve güç istiyor. Allah'a şükürler olsun sizler gibi dostların sayesinde bunu biz başardık. İlgilenen de son derece memnunuz. Sayılarımız, her geçen sayımız bir öncekini katlayarak gidecek, devam edeceğiz. Çünkü bu ilgi, alaka bizi bunu gösteriyor. Buradan bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli basın mensubu arkadaşlarımızın da bize vermiş olduğu desteklerden dolayı son derece müteşekkiriz. Bizler diyoruz ki bu tokatta yapılan güzel şeyler hep beraber yapacağız. El ele verirsek, iş birliği yaparsak hedef kitlere daha çabuk ulaşırız. Sizler bizim tabi caizse nefesimizsiniz, sözümüzün, sözcülüğümüzü yapıyorsunuz. Biz derneğimizi kurduğumuz günden beri siz değerli basın mensuplarımızla, gazetecilerimizle, televizyoncularımızla, radyocularımızla hep sıkı ilişkiler içerisinde olduk. Hep belli bir mesafe içerisinde ilişkilerimizi sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz sizleri bu meyanda sizin şahsınızda tüm basın mensuplarını e, teşekkür ediyorum. Buradan hepsinden Allah razı olsun diyorum. İnşallah bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz her geçen gün daha da büyüyecek diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Mustafa. Bir de şunu söyleyeyim bir dipnot olarak. Kızıl e, dergimizi çıkarttıktan sonra 5-6 ay gibi kısa süre önce Kızıl dergimizin kardeşi YouTube kanalımız e, Kız Elma TV açtık. Bu da, bunların hepsi bizim Tokat Balkan Türkler Derneğimizin bünyesinde. imtiyaz sahibi derneğimiz. Ben burada şu an temsil noktasında olmam hasabıyla ben bu mülakatı size yapıyorum. Allah'a ne kadar şükretsek yine azdır. Youtube'da açtığımız Kız Elma TV çok kısa süre önce olmasına rağmen çok ciddi bir abone sayısına ulaştı. Orada son derece birbirinden kaliteli yayınlar, programlar yapılıyor. Bundan, buradan da sizin aracılığı, orada programları üstlenen, birbirinden değerli konukları programımıza konuk alıp milyonlarla buluşturan değerli moderatör arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi tek kişi hiçbir şey. Bir berabersek, birsek, ekip çalışmasına önem veriyorsak büyümemek ve hedef kitleye ulaşmak imkansız diyorum. Buradan tekrar sizlerin huzurunda bizi izleyen ekranlara başında çok kıymetli hemşerilerimize, dostlarımıza, gönül dostlarıma teşekkür ediyorum onlarla beraber yürüyoruz onlarla beraber yürümeye de devam edeceğiz diyoruz. Sağ olun başkan. Biz, biz sağ olun teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.